Hiç sordunuz mu? Neden Discover sayfasında Türk yapımı oyun göremiyorum diye. Neden Türkiye'den oyun çıkmıyor? Şimdi bu laflarıma karşılık şöyle diyebilirsiniz. Ne demek oyun çıkmıyor? Var birkaç tane güzel oyun. Var. Ama işte birkaç tane. Ülkemizde Roblox oynama kitlesi bu kadar fazlayken neden developerlar ve kaliteli oyunlar ön plana çıkmıyor? Bugün bunu tartışacağız. Videoya bir 6000 like atabilirseniz süper olur. Ayrıca kanalımdaki içeriklere göz atabilirsiniz. Beğenirseniz abone de olabilirsiniz. Discord sunucumuza mutlaka gelin. O zaman iyi seyirler. Ülkemizde Roblox 2016 yılına kadar pek bilinen bir oyun değildi. Ve oyunu ülkeye şu anda yaptığı kumpasla gündeme gelen biri getirdi. Ahmet Aga. Ahmet Aga'dan önce oyunu bilen yok muydu? Tabii de vardı. YouTube videoları falan da vardı ama çok çok azdı. Asıl patlama noktası Ahmet Aga ile yaşandı. Minecraft oynadığı dönemlerde insanlara sahte içerik sunmaktan linç yemişti. Ve Minecraft'la beraber toparlanamadı. Aradan uzunca bir süre geçti ve Roblox'la geri döndü. İnsanlar düşünebileceği her şeyden oyun yapılabilen yeni bir platform gördüğünde çıldırmıştı. Ve Ahmet Aga Roblox tarafından tekrar patlamıştı. Şu anda kendini fitness'a vermiş biri olmuş. Roblox'la da pek alakası kalmamıştır. Zaten şu anda YouTube Türkiye'de en sevilmeyen insan konumunda. Ahmet Aga'yı bir kenara bırakalım ve Roblox'tan devam edelim. Roblox bu şekilde patlayınca diğer YouTuber'lar da Roblox videoları çekmeye başladı. Ve sonunda Roblox Türkiye'de çok fazla oynanan ve sevilen bir oyun haline geldi. Malumunuz Türkiye'deki platform sıkıntısı varken bu çok olası. Platform sıkıntısı dediğim şey ise şu. Herkeste üst seviyelerde PC'ler yok. O yüzden mobili çok tercih eden bir ülkeyiz. Bu durumdan dolayı PC, mobil karışık şekilde en çok oynadığımız oyunlar listemesinde ilk sıradaki oyunlar genellikle mobil oyunlardan oluşuyor. Roblox, PUBG Mobile'in gerisinde ikinci sırada. Bütün bu platformlar göz önüne konulduğunda da en çok Roblox oynayan 5. ülkeyiz. Evet bu yalan değil, 5. ülkeyiz. İlk 5'e girebilmişiz. Çok fazla Roblox oynayan insan var ülkemizde. Öyle ki Roblox'un %5'i Türklerden oluşuyor. %5 size küçük bir rakam gibi gelmesin. Roblox'ta şu an 3 milyar hesap var. Her ne kadar bunun çoğu botlardan olsa da minimum 1 milyar gerçek hesap bulunduruyordur. Bu 1 milyar hesabın yaklaşık %5'i Türkiye'den. Buna göre 44 milyon Türk hesap kurulmuş. Alt hesaplar da dahildir buna tabii ama sonuç olarak verilere göre bu kadar çok hesap kurmuşuz. Bu kadar çok hesaptan da oynayan sayısını aşağı yukarı 10 milyon civarı bir değer olarak söylersek ülkemizde 10 milyon kişi hayatında en az bir kere Roblox oynamış diyebiliriz. %5 şimdi size küçük bir rakam gibi gelmemiştir. Kısacası bayağı oynuyoruz bu oyunu. Ama Roblox'a pek bir üretken yaklaşımımız olmamış gibi. Yani bu zamana kadar. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama olmasını temenni ediyoruz. Peki bunların nedenleri neler? Sizi Umut Can'la tanıştırayım. Kendisi bir oyun yapımcısı. Aynı zamanda Türkiye komünitesi ile iç içe olan birisi. Yani tam aradığımız kişi. Neden Roblox Türkiye gelişmiyor sorusuna cevap alabilmek için bu işin içinde olan birini bulmamız iyi oldu. Umut Can'la Discord sunucumuzda sesliydik. Ve Roblox Türkiye'nin halinden konuşuyorduk. Sonra bunu bir videoya dönüştürmeye karar verdim. Sebepler şunlardan oluşuyor. Leaklenme olayları. En önemli sebebi bir numarayı aldım. Çünkü bazı nedenlerle de bağlantılı bir konu bu. Leak yani sızdırılma olaylarının çoğu özellik bazı skriptlerle kopyalanıyor ve bir model haline getiriliyor. Yani yapımcıların günler, bazen de aylar verdiği emekler birkaç dizi kod satırı sayesinde kaçak bir şekilde başkalarının eline ulaşıyor. Umutcan bana bu leak olayının ne kadar kolay yapıldığını anlattı. Cidden de dediği gibi kolay. Synapse gibi bir script uygulamasında bir dizi kod yapıştırıyorsun ve bum, oyun eline geçiyor. Şimdi bazılarınız diyecek ki bunu sadece Türkler mi yapıyor? Hayır, herkes yapabiliyor. Hatta Toolbox'ta bulunan o birebir Adobe Meme Map'i ya da birebir Brookhaven Map'i birisi tarafından en küçük noktasına kadar bakılıp yapılmadı. Bu yöntem kullanıldı. Ama bizim Türklerde bu olay kopyalanan oyun daha adam akıllı gelişmeden yapılıyor. Yani kaliteli bir oyun görüldüyse direkt alınıyor. Sonra kalitesiz bir kopyası yapılıyor. Eğer o kalitesiz kopyada reklam ve sponsorlarla oynanmayı başarırsa orijinal yapımcı emeklerine veda ediyor. Ve belki de büyük heyecanlarla geldiği o oyun işi başlamadan bitiyor. Fırsatçı bir millet olduğumuz tartışmasız. En kolay yoldan yapmaya çalışıyoruz her şeyi. Bu durum da bu yüzden ortaya çıkıyor. Ama tembelliğimiz bizim çoğu konuda aynen burada da olduğu gibi yerde kalmamıza yol açıyor. Tembellik, özgün ve yaratıcı olamama. Tembellikten kastım yukarıda da belirttiğim gibi. En kısa yolda nasıl kazanç sağlayabiliyorsak o şekilde davranmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda uğraşılmamış oyunlar ortaya çıkıyor. Kimseye hedef almıyorum bunu söylerken genel olarak söylüyorum. Tamam, tembellik kötü. Anladık da asıl sorunun tembellik olmadığı zamanlar da var. Şöyle diyelim, oyun yapımcısı geliyor. Bir oyun yapıyor ve uğraşıyor o oyunla. Piyasaya sürüyor. Yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. 20-30 aktif oynayan sayısına ulaştıktan sonra bir bakıyor Toolbox'a yaptığı oyunu koymuşlar. O da yetmemiş bir de kopyalamışlar oyunu. Her ne kadar bu görünmeyen bir sorun gibi gözükse de bu işten haberdar olan kişilerle konuştuğumda sorunun çok büyük etkisi olduğunu söylediler. Evet ne demiştik? Yapımcının emeği kopyalandı. Herkese açık bir duruma geldi. Sonra o yapımcının oyun yapma konusunda bir zevki kalır mı? Tabii ki de hayır. Kendisi bundan sonra özgün olmayan oyunlara yönelecek. Çünkü biliyor ki kaliteye ne kadar çok önem verirse onu o kadar çok yolsuz takip edecek. Şimdi o da haklı yani. Tycoon veya simülatör gibi kolay yapılan oyunları yapıp kolay kazanç elde etmek varken neden kaliteli bir oyun yapıp bir de onu çaldırırsın ki? Ben de olsam ben de öyle düşünürüm. Bu işlerin sonunda da kaliteli oyun yapımcılarından maksimum simülatör ve tycoon oyunları çıkıyor. Tabii bu durumu yaşamayıp yabancılardan araklayanlar da var. Yabancılardan çalma.
Yine kolay yoldan kazanç yöntemi. Hani dedim ya, leaklenme olayları büyük oyunlara da oluyor. Brookhaven, Adopt Me gibi. Ha işte o leaklenmiş oyunları da kullanıyoruz. Ve karşımıza bu tarz oyunlar çıkıyor. Ya bizim hiç mi yaratıcılığımız kalmamış? Resmen rezillik. Bunun bir de üstünde Türklüğü kullanarak prim yapıyor. Türkiye'nin oyun, Türkiye'nin tamamen Türk. %9 üstü. Bilmem ne Türk, şöyle Türk, böyle Türk. Ve YouTube'da da Türkiye'nin Brookhaven diye videoları dönünce patlak verdi bu. Bakmayın sadece bu oyuna takıldığıma, örnek veriyorum. Çeşit çeşit var yani, 1-2 değil. Küçük yaş kitlesi ve platform sıkıntısı. Roblox'un son zamanlarda attığı adımlar sayesinde her ne kadar Roblox yaş kitlesi büyüse de Türkiye'de bu durum öyle değil. Küçük yaştakiler oyuna daha çok yöneliyor. Ben kendi fikrimce bunun sebebinin YouTube olduğunu düşünüyorum. O kadar çok çocuk içeriği var ki çocuklar bu videoları izledikten sonra büyük heveslerle YouTuber abilerinin oynadığı oyunlara takılıyorlar. O yüzden Brookhaven'ın Türkiye'de çok sevilmesinin sebeplerinden biri de bu bence. Dediğim gibi yaş kitlesi küçük. Bu neyi etkileyecek diye sorabilirsiniz. Yine örneklerle açıklayayım. Oyun yapımcısı yine geliyor. Ve diyelim ki kafaya koymuş, bir FPS oyunu yapacak. Bu oyunu yaptı, iyi, hoş, kaliteli de oldu. Full Türkçe bir oyun ve beklentisi Türk kitlesinden gelecek olan destekle beraber büyüme ve kendini yabancı pazarına bu şekilde çıkarma. Ama FPS oyunu bu çocuk ne anlasın? Giremez, oynayamaz. Ve yapımcı yine umutlarını keser. Yaş kitlesini de anladık. Bunun bir de üstünde platform sıkıntımız da var. Bu zamandaki en ortalama PC'nin bile insanların alamayacağı seviyede olmasından dolayı mobil platformunu çok tercih ediyoruz. Bunu bizzat gördüm. Umutcan bana bir oyundaki istatistiklerden gösterdi. Oyunu hangi platformdan oynuyor diye gösteriyor istatistiklerde. İnsanlar oyunu hangi platformlardan oynuyor gördüm. Tablet ve telefon diğer platformlara ezici bir üstünlükle geçiyor. Hali hazırda tablet ve telefon yaygınken bu yapımcılar kalite kokan oyunları nasıl bize sunsun? Bu da çok sıkıntılı bir durum. Tekrar tekrar aynı oyunlar. Bu konuyu siz de çok iyi biliyorsunuz. Sadece bir kişiyi hedef alarak söylemiyorum. Aynı oyun türünden tonlarca yapıyoruz. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Birbirinden farkı olmayan oyunlar bunlar. Bu oyunları sevenler veya bu oyunların yapımcıları izliyorsa söyleyeyim. Kusura bakmayın ama acı bir gerçek bu. Bu durum düzelmedikçe özgün bir şekilde piyasaya oyun süremeyeceğiz. Tamam, bu kadar sorunu anlattık. Peki hiç mi oyun yok? Yani bu konuda gerçekten sıfır mıyız? Hayır, videonun başında da söylemiştim. Var birkaç tane örnek. Şimdi size bu oyunları göstereceğim ama sadece oyunun konseptine değil, kalitelerine de bakmanızı istiyorum. Yani göstereceğim oyunların yapımcılarının o kalitelerde daha ne oyunlar yapabileceklerini düşün. TPS Ultimate Soccer ve Street Soccer. Bu iki oyun da efsane oyunlar bence. Favorim Ultimate Soccer. Hatta Discord sunucumuzda etkinliğini bile yaptık. İzlemek istiyorsanız o videoyu üyelere özel atacağım. Hiç üyelere özel video atmadım. Bir tane atayım dedim. Kızmayın. Roblox'taki en kapsamlı futbol oyunu bence Ultimate Soccer. Ve Türk yapımı oyunların en iyilerinden. Tabii ki de söylemem gerekiyordu. Zor bir oyuna alıştıktan sonra gerçekten çok eğlenceli oluyor. O zor gelirse Street Soccer oynayabilirsiniz. Daha minimal bir sahada, daha basit bir versiyon. Linkini aşağıya bıraktım. Bakabilirsiniz. Şimdi anlatacağım bütün oyunların linkini de aşağı bırakacağım bu arada. Roamit. Bu arkadaş Omegle'yi Roblox içine yapmışlar. Ve gayet iyi çalışıyor. Mantıklı ve özgün bir fikir. Omegle diye bir şey daha önce yapılmadığından yapılır yapılmaz tutmuş. Hatta Flamingo gibi YouTuber'lara da video konusu olmuş bir oyunda. Flamingo'nun bu Roamit videosu 7 küsür milyon izlenmiş. Vay be. İşte uğraşsak yapabiliyoruz demek. Ayrıca oyun yapımcısının eskiden Türkiye sınır bölgesi diye bir oyunu vardı. O da kaliteliydi. Ama yapımcı şu anda Roamit üzerine yoğunlaşmış gibi. Heaven or Hell. Papers, Please'deki o damga zımbırtısını alıp kağıt üzerinde insanların yaptığı iyi ve kötü davranışları değerlendirip o kişileri cennete veya cehenneme gönderdiğimiz bir oyun. Tamam, bu oyunu açıp böyle 1-2 saat eğlenemezsin. Açıp kaparsın, tadımlık bir oyun. Ama bu oyunun konsepti de ilk kez olduğu için yine Flamingo gibi YouTuber'lar bunun videosunu çekmiş. Ve Flamingo'nun bu videosu da 6 milyon izlenmiş. Vay be. Demek Flamingo bu şekilde oyunlara değer veriyor ve oynuyor. Ve aynı zamanda videoda Roblox'ta böylesini hiç görmemiştim diyor. Burada örneğini veremeyeceğim ama Türk yapımı olan Tycoon ve simülatörler de var bayağı. Bazıları cidden kaliteli ama popüler sayfası Tycoon'lar ve simülatörlerle dolu zaten. Dediğim gibi bu oyunları yapanların tek bir oyuna değil yapabileceklerine bakın. Kimin başka nasıl bir projesi var bilemeyiz. Ve son olarak SCP Inadazi. Şimdi gelip demeyin SCP oyunun neresi güzel olabilir diye. Yani uzun zamandır bu kadar kalitelisini görmedim. Ben size o kadar söylüyorum. Umutcan da oyuna bakarken bayağı şaşırmıştı. Hem arayüz olarak hem grafikler olarak etkileyici bir oyun. Ve oyunun yapımcısıyla konuşma şansı bile yakaladım. Birazdan onunla deneyeceğiz. Oyunun yapımcısıyla konuşurken bana oyundaki küçük bir özellik gösterdiler. O küçük özellik bile hiç görmediğim bir şeydi. Adamlar bildiğiniz teardown sistemini eklemiş oyunlarına. Muazzam olmuş. Bu tarz roleplay oyunlarını seviyorsanız kesinlikle bakmaya değer bir oyun. Tek sorun şu ki çok az oynanıyor. Neden ne biliyor musunuz? Zaten biraz da konuşmada öğreneceksiniz ama bu oyunun yapımcısının başka bir SCP oyunu varmış ve o oyun çalınmış. O çalıntı oyunu oynayan insan sayısı şu anda daha fazlayken bu oyunu oynayanların sayısı sıfır. Çok az kişi oynuyor oyunu. Ve maalesef bu çok üzücü bir olay. Diğer oyunların linklerini koyduğum gibi SCP Inadazi'nin de linkini koyuyorum aşağıya. Bu arada şunu da belirteyim, hiçbir oyundan sponsorluk veya para almadım. Hepsini kendi isteğimle tanıtıyorum. Gidip bir desteğinizi gösterin oyunlara. Evet, ne dedim? Oyun yapımcısıyla da bir konuşmamız oldu. Ve konu hakkında bilgilendirici de bir konuşma oldu. Şimdi RPX'ten güncel Roblox kitlesi problemlerini ve çözümlerini dinleyelim. Evet, az önce de gördünüz. SCP oyunu oynadık. SCP ne derseniz. Ve şimdi SCP oyunun yapımcısı yanımızda. Başlayalım o zaman. İsminizi falan soralım. Ne diye hitap edeceğiz size? Ben RPX veya samimiyetten yana olanlar için Alperen. Hangisini tercih edersiniz?
Ne zaman başladı Roblox'a? Roblox'a 2015 yılında bir Minecraft sayfasında güncellemeleri takip ederken bir kullanıcının abi Minecraft ne ya Roblox daha iyi demesiyle keşfettim. Direkt olarak Roblox Studio'ya başladım. Direkt olarak. Tam da onu soracağım. Hı-hı. Ne zaman başladın diye direkt olarak başlamışsın. Şu an piyasadaki oyunların ne veya paylaşmak istiyorsan ne gibi projelerin var? Şöyle diyebiliriz. Piyasadaki oyunlarımdan iki tanesinin düzgün, diğerlerinin maalesef klasik bir durum olan artık projelerin tek başına üstesinden gelememekten ötürü sırtımı döndüğüm oyunlar olarak adlandırabiliriz. Bu bahsettiğim iki oyun sırasıyla SCP Vakfı Nadezero ve RuinSky zamanında yapmış olduğum medieval bir oyun. Belirli bir topluluğa ait şehir roleplay oyunumuz daha var. Ancak adminler olmadan pek de oynanabilir bir oyun olmadığı için bahsetmeye gerek yok. Gelecekte yapmayı düşündüğüm projelerden birisi de Rebirth tarzında bir SCP oyunu yapmak. Aklımdaki bir diğer ise klasik işlerden olan artık zorunlu hale gelen simülatör veya Tycoon içine girmek. Genel olarak bilgileri öğrendik. Şimdi önemli konulara geçelim. Umutcan zaten bana anlatmıştı. Teşekkür ederim. Leaklenme olayları hakkında bilgi aldım. Leaklenme olayı hakkında senin düşüncelerin neler? Oyun yapımcılarına, oyunlara, kitleye ne gibi etkisi var bu leaklenme olaylarına? Senden duyalım bir de. Bazı durumları veya gruplardaki cezalandırmaları yediremeyen, belki de bahsettiğimiz kişi bir grup sahibi ise diğer bir grubun kendi grubundan daha aktif olması gibi etkileyici durumlardan kendi serseri taraflarını ortaya koyup $20 veya bedava olan exploitlerle belki de en kötüsü insanların güvenlerini kullanarak aralarına sızıp stüdyodan direkt olarak oyunu çalmak. Bu çok kötü bir şey tabii. Geliştiriciler bu durumlardan ötürü bunalıma girebiliyor ama bu konuda deneyimli olan insanlar genelde bu durumları görmezden gelmeyi daha çok tercih ediyor. Bazı önlemler haricinde fazlasıyla profesyonel olmadıkça leak denen olaya önlem almak biraz zor. Kitleye olan etkisi ise şöyle ki, geliştiricilerin en azından benim en çok korktuğum tarafı bu. Leak denen oyunlarla yeni bir oyun açıp mevcut kitleyi kendine çekebilmek. Orijinal gruba ve geliştiricilere nam ve popüler açısından zarar veriyor bu tabii. Yeterince bir büyük grupsa bu tür olayları da görmezden gelinebiliyor. Leaklenme olayı evet bizim bu oyun camiası üzerinde büyük bir etkisi var ama leaklenmeden başka oyun yapımcılarını etkileyen sorunlar var mı? Yani benim yaşadığım büyük bir olay var, onu anlatayım. Bu olay daha önce birlikte grup yönettiğimiz bir YouTuber'a dayanıyor. Hatta şöyle diyebilirim, YouTuber grupla o kadar bağlantısızdı ki nadiren gruba gelir, videosunu çeker, grubun kuruculuğunu neredeyse bana salar giderdi. Grup SCP üzerine bir gruptu. Hatta o yüzden tekrardan grup SCP grubu açtım. Hatta birçok insan biliyor bu grubu. Bir zamanlar Roblox Türkiye'de aktif olan tek SCP vakfı grubuydu. Belki siz de biliyorsunuzdur. Grubun varlığı neredeyse tamamen bana dayalıydı. Bunu egoistçe anlayanlar oldu ki bu kitleden uzaklaşmak benim en büyük amaçlarımdan. Grupta sırasıyla oyunlar çıkarıldı ve bu oyunların varlığının en büyük sebebi bendim. Tabii hakkını yememek lazım, birkaç arkadaşın işleri hızlandıran yardımları dokundum. Bu oyunları yaptıktan sonra ve grup büyüdükten sonra fark ettik ki onca emeğimizin bu YouTuber tarafından keyfine yendiği gerçeği gözümüzün önünde duruyordu. Adam gruptan o kadar Robux ve para kazanmış ama bize söylediği tek şey Robux kazanmadık ve büyük bir gelirimiz yok. Tabii bu YouTuber bana iş yapmam karşılığında kendi isteğimle belirli bir miktar para ödemesi yaptı. Ancak ödediği para tüm grubu yönetmem ve tüm oyunları yapmamın yanında onun kazancının %1'i bile etmiyordu. Çok ciddiyim bu arada, rakam anlamında %1'i bile etmiyordu. Hayatımın ilk kazığını burada yedim ve o grubu yok etmek durumunda kaldım. Kendi duygusal davranışımla ve benim için en mantıklı şey de oydu. Kendisi şu an ne video üretiyor ne de aktif paylaşım yaptığı bir platform var. Açıkçası ben yaşadıklarımdan pişman değilim aslında. Beni ben yapan şeyler yaşadıklarım. Hani o gruba girdiğimde bile şu anki bilgi kapasitesine sahip değildim. Kendimi geliştirmeme vesile olan şeyler bu yaşadığım olaylar. Ancak takıldığım tek şey bu yaşadığım olumsuz olayların karşılığını hak edene geri ödetememek. Şimdi sadece korktuğum şey belki de başıma geliyordur. O da eski oyun kopyalarımızla çakmamız olan bir grup açıldı. Onunla kısa bir süre ilgilendik. Bize bulaştılar vesaire. Şimdi onlar kendi halinde, biz kendi halimizde. Oynanma kaybı yaşadık. Belki de şu an oyunumuz hiç oynanmıyordur. Ama gelecek bir güncellemede bunu ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz. Ki zaten bu videoda da güncellenmiş halini oynarsınız. Sorunun son kısmına gelirsek, bu tarz olaylar Türk kitlesinde bir tek benim başıma gelmiyor. Tabii bu tip olayları yaşamış birçok oyun yapımcısı tanıdığım arkadaşım var maalesef. Umarız ve umalım ki kimsenin başına böyle olaylar gelmesin. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi son sorulara geçelim artık yavaş yavaş. Türkiye komünitesinde tanıdığınız başka kaliteli oyun yapımcıları, scripter, buydur, ne olursa. Hiç tanıdığınız başka insan var mı bu şekilde işini kaliteli yapan? Tabii böyle büyük ve karışık kitlede beraberinde tanınmak istemeyen ya da tanınamayan, belki de bu kitleyle bağlantı kurmak bile istemeyen bir sürü geliştirici barındırıyor. Tanıdığım birçok Türk geliştirici arkadaş var. Ancak bu insanlar Türk kitlesiyle ilgilenmek adına bile duymak istemiyor ki haklı olarak bu olaylardan ötürü. Geliştiriciler
Twitter bu tarz olayları yaşamamak için daha büyük kitle olan globale yönelik içerik çıkarma amacındalar. Anladım. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Bu oyun komünitesi içinde bu kadar sorun yaşıyoruz. Anladık, ne olduğunu söyledik. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? İnsanları nasıl bilgilendirebiliriz? Yani açıkçası dediğin gibi oyuncular ve geliştiriciler bilinçlendirilmeli. Şahsen en nefret ettiğim konulardan birisi ise bizi yabancılardan farklı kılan kötü bir özelliğimizden birisi şu. Yabancıların yeni bir şey denemesine biz Türklerin tepkisi wow inanılmaz vesaire olurken hani Türkler var olan bir özelliğin üzerine yeni bir şey katınca bizim kitlemizin genelde tepkisi o öyle olmaz ki, bu böyle yapılmaz ki, ne biçim iş yapıyorsunuz gibi kırıcı sözde eleştirilmeli. Bulunuyorlar. Oyuncular geliştiricilerin emeğine saygı, geliştiriciler de oyuncuların fikrine saygı duymalı. Türk kitlesinin düzelmesinin tek yolu bu iki bağı kurmak. Şimdi sorular bu kadar, da teşekkür ederim. Bayağı akıcı anlattın. Bu röportaj çok verimli oldu bence. Ben teşekkür ederim. Alacağım, editleyeceğim. İnsanlar duymuş olsun sorunları ve bakalım insanlar nasıl bir tepki gösterecek bu konulara karşı. Roblox Türkiye camiasını, komünitesini geri getirebilecek miyiz? Umarım bu bizim elimize düşer. Bakacağız bakalım ne olacak. Teşekkür ediyorum sana katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Gördünüz, duydunuz. RPX'e katıldığı için teşekkür ediyorum. Yapımcılar ne sorunlarla uğraşıyor, nasıl düzeltebiliriz hepsini gördük. Ve bu konu hakkında sizin de yardımınız lazım. Şimdi söyleyeceklerimi aklınıza not alın. Ancak bu şekilde düzeltebiliriz. Bir oyunun orijinali hangisi ise desteği ona verin. Sonradan kopyalanmışına değil. Kaliteli bir oyun gördüyseniz desteğinizi gösterin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Kaliteli oyunlar daha çıkışını yapamadan batmasınlar. Yapımcılara destek verin. Gelecek projelerini takip edin. Çakma, kopya veya yabancılardan araklanmış oyunlara asla prim vermeyin. Sektörde bu oyunlar yükselmesin. Eğer bir yapımcının emeği kopyalanmış, model halinde toolbox'a yüklenmişse o modeli raporlayın. Emek hırsızlığı hiç iyi bir şey değil. Ve aynısı oyunlar için de geçerli. Çalıntı oyunların önünü kesmeye çalışın. Evet, kitleyi belki de düzeltemeyiz. İnsanların oynayacağı oyunları değiştiremeyiz. Ama belki de kaliteli oyunların önünü açabiliriz. Ve bu kaliteli oyunları yabancı piyasaya sürebiliriz. Neden 2-3 tane herkesin bildiği Türk developer veya Türk yapımı oyunu olmaktansa 40-50 tane olmasın ki? Ben XMG Stars'ı bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum, Alper'in bütün zurna sesini falan duyuyorum ha. Biliyorum. Oğlum ya. Biraz bekleyeceğiz geçmesini.